Değerli izleyenler, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sizden gelen bir soruyu ele alacağız. Sevgili ablamızı davet etmek istiyorum. Emine ablacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Hasuman. Sevgili ablam, bu hafta ele alacağımız konu insan olmak neden bu kadar zor sorusu üzerine. Bu sorunun birçok alt başlığı olabilir ama sanırım bunu genel manada modern dünyada yaşayan herkes bir parça hissediyordur, insan olmanın zorluğunu, ağırlığını. Bu konuya ele alalım dedik biz de bu bölümde. Bu soruya nereden başlamak istersiniz? Evet. Şuradan başlamak isterim sevgili Asuman. Ben de sana sormak isterim. Sen bu ağırlığı hissediyor musun, bu zorluğu? Ve sence neden zor? Evet, insan olmanın hani aklıma ilk gelen bu insana verilen yükün dağlara verilmesi ve onun taşıyamaması geliyor. Gerçekten bu ağır bir yük. O sadece hadiseden baktığımızda da ağır bir yük derken iradenin hakkını vermek, nefse hakim olabilmek ya da nefsi bir noktada istediğimiz o hani emri nefsi emmareden çıkarıp da böyle iyi şeyler isteyen diyelim hale getirebilmek, uysallaştırabilmek belki bir manasıyla. Bu çok ciddi bir efor istiyor ve sanırım yıllar alabiliyor okuduğumuz kaynaklara göre. O yüzden evet, insan olmak bu açılardan gerçekten zor geliyor bana da. Evet. Sevgili Asuman, aslında bütün mesele insanın donanımının yüksekliğiyle alakalı olsa gerek diye düşünüyorum ben. Yani potansiyel olarak Cenab-ı Hak insana çok yüksek bir donanım yüklüyor. Ve taşımak, ya o yüksek donanımı taşımanın zorluğunu yaşıyor insan. Senin de dediğin gibi aslında bunu hissediyoruz. Hepimiz vicdanımızda duyuyoruz. Onu perdeleyenler, gafletle perdeleyenler sadece o ağırlığı duymuyorlar üzerlerinde. Yoksa çok samimiyetle söylüyorum, bütün dünyanın yükü bizim omuzlarımızda. Bütün dünyanın yükü insan iradesine yüklenmiş, insanın omuzlarına yüklenmiş. Ama dediğim gibi yani neden bu kadar zor sorusunun cevabını donanımımızın yüksekliğiyle veriyoruz. Büyük şeylere talip olanlar uğrunda büyük şeyler feda ederler, büyük bedeller öderler. Şöyle düşün, bizim diyelim ki bir ağaç düşün, rızık endişesi yok. Cenab-ı Hak rızkını ayağına gönderiyor bir ağacın. Ama nebatat taifesi, yani onun rızık endişesi yok ama hayvanlar hareket edebildikleri için, yani donanımları bitkilere göre daha yüksek oldukları için hayvanlar rızıklarının peşinde koşuyorlar. Ya da hayvanla insan arasında bir kıyas yap. Hayvanlarda zaman telakkisi yok, değil mi? Geçmişi bilmiyorlar, geleceği bilmiyorlar, anı bilmiyorlar. Zaman telakkileri yok. Bizde var ama ne oluyor? Bizde zaman telakkisinin olması bizim omuzlarımıza bir yük yüklüyor. Geçmişin elemlerini, geleceğin kaygılarını bugüne taşıyoruz. Öleceğimizi biliyoruz, düşünsene. Öleceğimizi biliyoruz. Ama niye olsaydı, yani ister miydik zaman telakkimiz olmasaydı, biz de hayvan gibi olsaydık, nebat gibi toprağa bağlı olsaydık da rızkımız ayağımıza gönderilseydi? Eğer Cenab-ı Hak insana bir nimeti veriyorsa, bir donanımı yüklüyorsa, onun sorumluluğunu da yüklüyor sevgili Asuman. Dolayısıyla aslında bizim bütün zorluğumuz bundan kaynaklanıyor. Yani Allah bize o kadar yüksek bir donanım yüklemiş ki alemlerin haritası hükmünde bir kalbimiz var. Bizi melekut alemine bağlayan bir kalbimiz, bir ruhumuz var. Aklımız var bizi bütün eşya ile alakadar eden. Düşünsene olmasaydı diyebiliyor muyuz? Aklımızı çıkarıp atmayı düşünebiliyor muyuz? Bizi bütün eşya ile, bütün varlıkla alakadar eden duygularımız, aklımız var. Öyleyse aslında bu zorluğu en başta kabul etmek lazım. Evet, maziyle, müstakbelle alakadarız. Evet, bütün alemlerle alakadarız. Ve bütün bu alakadarlıklar bizim işimizi zorlaştırıyor. Yani bir kuş bir kuşu öldürse biz can çekişiyoruz Necip Fazıl'ın dediği gibi. Eğer alakadarlığımız olmasa kesik o alakaları, bazıları öyle yapıyor yani duygularını öldürüyorlar mesela. Mesela ego etrafında biçimlendiriyorlar bütün düşüncelerini, bütün kaygılarını, bütün endişelerini. Onlar için işler hafifliyor mu? Bence çok da hafiflemiyor. Çünkü insanda vicdan denilen bir mekanizma var. İnsan aklını çıkarıp atamadığı sürece
bu ağırlığı taşımak zorunda. Evet, semaya, arza, dağlara teklif edilmiş olan bir yük bize teklif edilmiş. İnsan o yükü üstlenmiş. Ve Allah diyor ki insan zalim ve cahildir diyor bu ayet-i kerimenin sonunda. Aslında biz demek ki formül de bu ayet-i kerimenin içerisinde o zorlukları nasıl kolaylığa inkılap ettireceğiz bunu düşünmek lazım sevgili Asuman. Yani şöyle yapmamak lazım. İnsan olmak bu kadar zor, bunun altında kalalım ve ezilelim. Hayır, kolaylık sırlarını araştırmak lazım. Yani Allah insana bu kadar büyük bir yük yüklemişse, bu kadar üstad ona emanet diyor ya sevgili Asuman. Allah insana bu kadar değerli bir emanet yüklemişse, hiçbir varlığın taşıyamayacağı bir emaneti Allah insana yüklemiş ve onu o emanetle şereflendirmişse, bize düşen şey bu zorluğu nasıl kolaylığa dönüştürebiliriz? Bu yükü, bu ağır yükü taşıyabilmek için nasıl bir kolaylık formülü üretebiliriz olmalı diye düşünüyorum ben. Ve yola buradan devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani zor deyip kaçacak mıyız? İşte zorluk ortada. Zor deyip emaneti terk mi edeceğiz? İnsan olmaktan mı vazgeçeceğiz? Varlığın acılarını duymak istemeyecek miyiz? Kulaklarımızı mı tıkayacağız? Gözümüzü mü perdeleyeceğiz? Gaflet bataklıklarının içerisine mi dalacağız? Gaflet sarhoşluklarına mı dalacağız? Yoksa gerçekten insan olmanın hakkını mı vereceğiz? Hani İncil'de, Luka İncil'inde benim çok sevdiğim bir ayet var. Kime çok verilirse ondan çok istenir diyor orada ayette Cenab-ı Hak. İnsana bu kadar çok ağır bir yük yüklenmiş, ağır bir emanet ama çok değerli bir emanet yüklenmiş. Ona bu kadar yüksek bir donanım yüklendiği için ondan çok şey isteniyor. Düşünsene, yani Allah sana göz verdiği için görmek gibi bir sorumluluk yüklüyor. Eşyanın hakikatini görmek. Allah sana kulak verdiği için işitmek gibi, vahye kulak vermek gibi bir sorumluluk yüklüyor. Allah sana duyguları verdiği için seni onlardan sorumlu tutuyor. Ve bütün bunların merkezinde de elbette senin söylediğin gibi irade var. O iradeyi kullanabilme, yani hür bir iradesi var insanın. Seçenekleri var ona sorulmuş olan, hayır ve şer arasında seçenek yapıyor. İradesinin hakkını vermesi gerekiyor. Evet, nefis var, nefis onu yer çekimi gibi aşağıya çekiyor. Ama ruhun da kanatları var sevgili Asuman. Nefis var ama kalp var, ruh var, beden var. Bak, hep bir tanesinin karşısında onu dengeleyebilecek başka bir şey var. Midemiz var, doğru, bizi gaflete doğru, bizi efendim nefsaniyete doğru çeken bir midemiz var ama onu dengeleyebileceğimiz akıl diye bir melekemiz var. Beden ve ruh, akıl ve kalp, nefis ve vicdan, bu mekanizmaları bir arada düşünmek lazım ve aslında bu yükün ağırlığından kaçmak yerine, insan olmanın ağırlığından kaçmak yerine sevgili Asuman, bu mukaddes yükü, Üstad öyle diyor ya Risale-i Nur'da, mukaddes yük. Bu mukaddes yükü, insan olmanın yükünü, bu kadar yüksek bir donanıma sahip olmanın yükünü nasıl taşırız? Buna nasıl ehil hale geliriz? Bunu nasıl kolaylaştırırız? Bunu formüle etmek lazım diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu bağlamda? Evet. Allah insanı dünyaya mahvolsun, helak olsun diye göndermedi. Dediğiniz gibi tam olarak burada bize yüklediği vazifeyi kaldırabilecek bir güçle bizi gönderdi. O gücün adı da ne diye sorsaydınız ben de ilk aklıma gelen iradeydi gerçekten. İradenin hakkını verebilmek meselesi bazen insana zor gelebiliyor. Çünkü bir de nefis var işte nefis irademizin hakkını verme konusunda bizi zorluyor. Ama iradenin onu aşma potansiyeli de var. Yani işte mesela belli bir vakitte uyanmayı sağlayan da irade, ders çalışıyorsak işte ertesi gün bir sınava hazırlanıyorsak belki o bütün gece nefis uyumak istemesine rağmen onu uyutmayıp da ders çalıştıran da irade. Şimdi bunu yapabilecek bir güç de var elimizde ve sınırları da iradenin gerçekten tarihten örnekleri de görebiliyoruz bu konuda. Çok yüksek bir potansiyeli var. Biz bunu ne kadar açığa çıkarıp ne kadar kullanabiliyoruz? İşte orada biraz da bizim zorluk, kolaylık algımız şekilleniyor. Çünkü bize çok zor görünen bir şey bir başka insana çok kolay görünebiliyor. Bu zorluk, kolaylık arasında da böyle bir izafiyet var aslında insan, yani değişkenlik var. O noktada kendimizi ne kadar eğitebilirsek bu hani
taşıdığımız yükleri de o kadar kaldırabilecek potansiyele geliyoruz. Bu dinamik yapısı da insanın benim ilgimi çekiyor. Bir de hani duygularını öldürüyorlar dediniz ya, aslında egonun etrafında dönüyor dünya üzerinde ve bu yüzden o yükü hissetmeyebilen insanlar olabiliyor. Özellikle bu ego çağındayız, ona da değinmek istedim ben. Yani biraz daha altını çizmek istedim müsaadenizle. Egonun aslında etrafında dönerken insan iradesini nefsin eline kaptırmış oluyor. Her şeyi kendi çıkarına göre dizayn etmek istiyor. Bu da yine daha farklı bir hakimiyet altına girmek. İnsan çok yüksek bir donanımda dediğiniz gibi iradesiyle bütün hakimiyetleri aşıp o kulluk seviyesine ulaşabilecek biri ve o kulluk seviyesine ulaştığında aslında o dünyanın yüklerini taşıyabilecek güce sahip olmuş oluyor. Bizim burada iradenin fonksiyonunun hakkını vermemiz gerek. Ve siz de dediniz, kolaylık sırrı dediniz. O kolaylık sırrını biraz daha açmanızı rica edebilir miyim? Evet. Hani üstad diyor ya sevgili Asuman, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diye. Senin altını çizdiğin gibi aslında kolaylık ve zorluk izafi. Yani zayıf omuzlara ağır yükler yüklendiğinde o omuzlar çöküyor. Ama omuzları güçlendirdiğimizde, ki sporcuların bu konudaki çabaları bunun için güzel bir örnektir. Ona göre bir kendimizi hazırladığımızda, ona göre güç toparladığımızda, ona göre kabiliyetlerimizi aktivize ettiğimizde, kullanılabilir hale getirdiğimizde o yükleri taşıyabilir hale geliyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize Risale-i Nur'da bu hakikati anlatırken, hani diyelim ki bir hayvan maziyi, müstakbeli, geçmişi ve geleceği idrak edemiyor, öleceğini bilmiyor. Dolayısıyla da bu onu o ızdıraplardan azat ediyor diyoruz. Ya da bir hayvan diyoruz, aklı yok. Aklı olmadığı için varlıkla ilişkisi yok, bütün varlıkla ilişkisi yok. Bu onu rahatlatıyormuş gibi görünüyor. Yiyor, içiyor ve kulağının üzerine yatıyor. Şimdi aslında Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da bize bir şey öğretiyor. Yani İslam'ın ruhunda, Kur'an'ın ruhunda olan bir şeyi bizim nazarımıza sunuyor, bakışlarımıza sunuyor. Ve şöyle anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri, bir insan hakiki imanı elde ettiği zaman ne oluyor? O imanın aydınlığıyla maziyi de aydınlatabiliyor, gelecek zamanı da aydınlatabiliyor, eşyayı da, varlıkların hakiki yüzünü de görebiliyor, olayları, belaları, musibetleri, sıkıntıları, bunları da anlamlandırabiliyor. O Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri'nin özellikle küçük sözlerde bize vermeye çalıştığı temel felsefe budur. İman bir nurdur diyor ya üstadımız. İmanın bakışıyla baktığında karanlıklar aydınlanıyor. İmanla yeryüzünü aydınlattığında aslında sana görünen zorlukların kolaylığa inkılap ettiğiniz, kolaylıkla yer değiştirdiğini de görüyorsun. Ne görüyorsun o zaman? İmanın aydınlığında ölümün sadece bir adres değişikliği olduğunu görüyorsun. Yani bu alemden başka bir aleme geçiş kapısı olduğunu. Üstad da öyle diyor ya, kabir kapısı diyor. Ve geçmiş zamanın aslında geçmediğini, geleceğe inkılap ettiğini görüyorsun. Varlıkların fenaya, zevale gitmediğini, onlar da beka tecellisi olduğunu, Esma İlahiye'nin akisleri olduğunu görüyorsun. Bela ve musibetlerin hikmetlerine açılmaya başlıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? O zorluklar bir dağ tırmanır gibi. Hani bu kadar yüksek bir donanımla insan bir tepeye tırmanmaya kalksa kendi donanımına yazık etmiş olur. Büyük işleri başardığımızda büyük kahramanlıklar bizi bekler. Büyük işleri başarabilmek için büyük çabalar sarf ederiz. Düşünsene sevgili Asuman, hani Allah bu kadar yüksek bir donanım vermiş. Bunları aşmak lazım. Hepimiz için bu böyle. Bize bir ufuk göstermişse Cenab-ı Hak, o ufka doğru yürümek lazım. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Biz o ufka doğru yürürken zorlukları kendimiz kolaylığa inkılap ettirmiyoruz. Bunu hiç unutmamak lazım. Yani zorlukları kolaylığa dönüştüren bizim için Rabbimiz. Biz hep senin altını çizdiğin gibi irademizin hakkını veriyoruz. Biz Rabbimize teveccüh ediyoruz. Biz onunla bağımızı kuruyoruz. Yani eğer zorlukları kolaylığa dönüştürmek istiyorsak, insan olmanın zorluğunu kolaylığa dönüştürmek istiyorsak, o ayetteki formül var ya, insan zalim ve cahildir diyor Cenab-ı Hak.
Öyleyse bizim o emaneti taşıyabilmek için iki temel özelliğe ihtiyacımız var. Bir, cehaletimizden kurtulmaya. İki, irademizin hakkını verip de haddimizi tecavüz etmekten kurtulmaya ihtiyacımız var. Ne diyoruz buna mesela? Biz Kur'an'ın emirlerini dinlediğimizde, Efendimizin izini sürdüğümüzde ne yapıyoruz? Önce ilim tahsil ediyoruz, marifet kazanıyoruz. Marifetle aşıyoruz kendi cehaletimizi. Sonra irademizin hakkını vermek suretiyle de zulmümüzü aşıyoruz. Çünkü irademizin hakkını veremediğimiz her durumda hem kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz, hem haddimizi tecavüz ettiğimiz için varlığa, etrafımıza zarar vermiş oluyoruz. Oysa Kur'an'ın emirleri, Efendimizin sünneti etrafında yol aldığımızda bütün bu kainatın dönen dolaplarına bulaşmadan, dolaşmadan, varlığa zarar vermeden varlık korosuna katılıyoruz. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Ne diyordu şair? Mürşidi kamil olanın gayet yolu ahsan imiş diyordu. Yani insanın mürşit yol gösterici manasında kullanıyorum bunu. Eğer insanın doğru bir yol göstericisi varsa, hangi adımı atacağına ilişkin ona ışık tutan birisi varsa sevgili Asuman, işi kolay oluyor. Ne diyordu Niyazi Mısri? Bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Gerçekten kulluk yolculuğu zor bir yolculuk. Önce bu realiteyi kabul edelim. Ama Yunus buna cevap veriyor. Diyor ki, mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Eğer mürşidi kamilse insanın, yani onun yol göstericileri varsa, Efendimizin yolunu tutturmuş gidiyorsa, Kur'an yolunu tutturmuş gidiyorsa, Cadde-i Kübra diyoruz ya Kur'an yoluna, çok geniş bir cadde. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Cenab-ı Hak Fatiha suresinde? Sırat-ı müstakim diyor. Yani dost doğru bir yol, çok geniş bir yol, sıratın manası da o zaten. Orada rahatlıkla yol alabiliyoruz. Ama önce o zorluğu kabul etmek, o cehaletten kurtulma çabası, İlimle, marifetle derinleşme çabası. Sonra bir mürşidi kamilin eteğine tutunup da sevgili Asuman, kulluk yolculuğumuz içerisinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etme çabası. Bu bizi zulümden kurtaracak. İlim bizi cehaletten kurtaracak ve o zaman biz işte o yükü, o emaneti taşımaya ehil hale geleceğiz. İşte iradenin hakkı da bu iki kavram üzerinden veriliyor bu ayeti kerime çerçevesinde. Önce zulümden ve cehaletten kurtulmakla mükellefiz sevgili Asuman. Ama bunun elbette Allah'ın inayetine bakan bir veçesi var. Yani sürekli Allah'tan yardım istiyoruz, değil mi? Kolaylık sırrı istiyoruz. Allah'ım işimi kolaylaştır diyoruz. Ona sığınıyoruz. Bir şey anlatacağımız zaman bile bak senle geliyoruz bu programı yapacağız diye Allah'a iltica ediyoruz. Allah'ım dilimin bağını çöz, işimi kolaylaştır diye dua etmiyor muyuz? Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme o belini çatlatan yükü Cenab-ı Hak sırtından almadı mı diye lütfunu hatırlatmıyor mu? Ya da aynı ayeti kerimenin, aynı surenin içerisinde, İnşirah suresinin içerisinde Allah her zorlukla beraber bir kolaylık vardır demiyor. Hatta bunu böyle bize bir kere daha hatırlatmıyor mu Cenab-ı Hak? İnneme al usri yusra, inneme al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Dolayısıyla bize burada düşen şey sevgili Asuman, o kolaylık sırrını araştırmak olmalı. Sen bunu yapıyor musun diye sormak istiyorum sana. Yani o zorlukların içerisinde o zorlukları nasıl aşıyorsun? Aslında hepimiz için sorulması gereken şey bu. Evet zor, insan olmak ne kadar zor. Bunu söyleyelim tamam ama şu cümleleri de kuralım. Evet bu zor ama bu zorlukları aşmak mümkün mü? Mümkün. Bunu da kabul edelim. Neyle mümkün? Allah'ın ipine tutunarak mümkün. Sen nasıl aşıyorsun bu zorlukları sevgili Asuman? Bu da zor bir soru oldu sevgili abla. Ama aklıma hemen benim de iltica geldi. Yani hani irademin hakkını vermiş olsam da ya da ne kadar da olsa irademin hakkını tam olarak verdiğime inanmıyorum. Genelde bir zorlukla karşılaştığımda o noktada tabii ki de iltica beni kurtarıyor diyebilirim. Son zamanlarda yaptığımız derslerden biriydi. La havle ve la kuvvete illa billah zikrini dersimizde işlemiştik. Onu açmıştınız. O benim için bir virt haline geldi diyebilirim.
Hasbinallah ve nimel vekil. Yine bir zorlukta karşılaştığımda o noktada bu zikirlerle iltica ediyorum. Ama ben biraz da aslında bu soru gerçekten zor bir soruydu. Bunun yanında iradeyi nasıl güçlendirebilirizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü hani siz formül üzerinden yola çıkarak yani ayet üzerinden bize bir formül verildi dediniz. İnsan cahil ve zalimdir. Ve cehaleti ve zulmü aştığımızda aslında insanlığımızı ortaya koyabiliriz. O iradenin hakkını verebiliriz. İnsan kendi nefsine gerçekten en çok zulmü yapıyor belki de. Allah Teala Zümer suresinde bize sesleniyor ya ey nefislerimi israf eden kullarım diye. Gerçekten o nefsi israf ediyoruz, nefse zulmediyoruz galiba en çok. O noktada bütün bunları aşabilmek için iradeyi güçlendirme yolculuğunda bize neler tavsiye etmek istersiniz? Belki sevgili Asuman formülü orada aramak lazım. Yani nasıl irademizi güçlendireceğiz? İmanımızı nasıl güçlendireceğiz? Yani ne olacak da biz kainata meydan okuyabilir hale geleceğiz? Ne olacak da dağları aşacağız? Zorluklar asandır bize diyeceğiz. Zorluklar bize kolaydır diyeceğiz. Bunun için evet formüllerimiz var. Ne formülü var? Mesela şu üstadın verdiği bir formüldür. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyin iktiza eder formülü. Dikkat et bak, iman tevhidi, tevhid teslimi diyoruz ya. Şimdi teslim olmak, Allah'a teslim olmak şöyle değil. Teslim olmak kendini salmak değil. Ne oldu? Bak teslimden sonra tevekkül geldi. Teslim tevekkülü iktiza eder. Yani sebeplere müracaat edersin ama yine üstadın çok önemli bir formülü, çok önemli bir kavramıdır. Bu yükü gemiye bırakmak. Yükü gemiye bırakmak. Hadiseler neden bize bu kadar zor geliyor sevgili Asuman? Neden zor geliyor? Yaşam neden bu kadar zor geliyor? Rızık kazanmak zor geliyor. Baba olmak, anne olmak zor geliyor. Evlenmek zor geliyor. Öğrenci olmak, mezun olmak. Her şey zor geliyor. Çünkü bunun temel sebeplerinden bir tanesi aslında biz bize ait olmayan yükleri de taşıyoruz. Evet, kulluk sorumluluğu çok ağır. Ona odaklanmak lazım. Ama bize ait olmayan, kadere ait olan yükleri de biz taşımaya kalkıyoruz. Üstad bunu nasıl anlatıyordur Risale-i Nur'da? Sen bir gemiye binmişsin diyor Bediüzzaman Hazretleri ama sırtında da bir yük var. Ne yaparsın sevgili Asuman? Gemiye zaten binmişsin. Niye sırtında yükünü taşımaya devam edesin ki? Yükünü indirirsin, gemiye bırakırsın ama bırakıp da gitmezsin yükünü. Ona da nezaret edersin, başında durursun yükünün. O senin yükündür çünkü. İşte insan aslında tam da üstadın anlattığı bu noktada duruyor. Gemiye binmiş, Allah'ın gemisine, kader gemisine binmiş. Hiçbir şey tesadüf değil, her şeyi yapan o. Onun ilminde, onun iradesinde, onun kudretinde. Hiçbir şey tesadüf değil, hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Hiçbir şey Allah'ın kudretinden, iradesinden, ilminden hariç de durmuyor. Ne yapmak gerekiyor bu durumda? Biz de yüklerimizi gemiye bırakacağız. Eğer yüklerimizi sırtımızda taşımaya kalkarsak, geminin üzerinde taşımaya kalkarsak, o yük bir süre sonra taşıyamayacağımız kadar ağırlaşıyor, altında kalıp eziliyoruz. Hem de o gemi sahibini itham etmiş oluyoruz. Yani sanki o gemi onu taşıyamazmış gibi davranmış oluyoruz. Önce formül olarak teslimiyeti öğrenmek lazım. İman tevhidi. Bak imanımızı biz takviye ettikçe, imanımızı güçlendirdikçe ki bu da amellerimizle, marifette derinleşmekle mümkün oluyor bildiğin gibi. Ne yapıyoruz? İmanımızı derinleştirdikçe biz, tevhid akidesinde biz, marifette derinleştikçe teslim olabiliyoruz ancak, yükümüzü bırakabiliyoruz. Yükümüzü bıraktıkça aslında taşımamız gereken yani bize ait olan sorumluluğu üstleniyoruz. O yüke nezaret etme sorumluluğunu. Kulluk işte bu. Yani Allah sana gözü sahip olasın diye vermemiş. Onun kaygısını niye sen çekiyorsun ki? Kulağı sana mülk olarak vermemiş, emanet olarak vermiş. Onun kaygısını sen niye çekiyorsun ki? Senin çekmen gereken kaygı bu gözle hakikati görebiliyor muyum? Bu kulakla vahye açılabiliyor muyum? Bunun kaygısı. Kulak şöyle olmuş, böyle olmuş. Sen bu sana sadece bir emanet.
Bir rahatsızlığı olursa doktora gidersin ama şöyle mi olurum, yaşlanınca böyle mi olurum, o olmazsa şöyle mi olur, o perdelenirse böyle mi olur? Bu kaygıları da insan yüklendiğinde yük taşınamaz hale geliyor. Üstad bunu bir asker misaliyle anlatıyor küçük sözlerde. Sen askere kaydolunca, yani sen bir asker olunca düşünmüyorsun ki benim işte giysim nasıl olacak, yemeğim nasıl olacak? Asker olduğun için senin bir sorumluluğun var. Asker sorumluluğu, sen o sorumluluğu yerine getiriyorsun. Ve senin işte kıyafetini de yemeğini de düşünmüyorsun. Nereden gelecek, nasıl olacak diye düşünmüyorsun. İşte insanoğlu da yeryüzünde Rabbinin kulu. Rızkını da Allah gönderiyor, öyle değil mi? Sana düşen şey, bak, teslim neyi gerektiriyor? Tevekkülü. Sana düşen şey ne? Gayret etmek. Yani ders mi çalışıyorsun? Gayret edeceksin. Ama kaygılarını yüklenmeyeceksin bunun. Endişeleriyle ezmeyeceksin ruhunu. Ne yapacaksın? Sana düşen vazife çalışmak, sonra da Allah'a teslim olmak. Rızık mı kazanıyorsun? Sana düşen vazife sebeplere riayet etmek, sonra da Allah'a teslim olmak. Dolayısıyla o üstadın kurduğu formül var ya, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyin iktiza eder. Saadeti dareyin sevgili Asuman, iki cihan saadeti demek. Yani sadece ahiret saadeti değil, dünyada da rahat etmek istiyorsan, dünyada da rahat etmek istiyorsan yapacağın şey bu formüle riayet etmek. Sana ait olmayan vazifelere karışmamak, elinin yetişmediği şeye karışmamak. Sana düşen şey kendi kulluk sorumluluğunun derdine düşmek. Allah'ın sana verdiği emanetleri, Cenab-ı Hakk'ın sana yüklediği o donanımı doğru kullanıp kullanmadığını muhasebe etmek sevgili Asuman. Onun dışındakileri Rabbinin gemisine emanet etmek, yüküne nezaret etmek. Üstadın kurduğu bu formülü açabilmek, zenginleştirebilmek, derinleştirebilmek mümkün. Ama şu kadarını söyleyip sözü sana bırakacağım. Risale-i Nur'da bunun gibi çok fazla formüller var. Çünkü Risale-i Nur bize şu yaşadığımız asırda nasıl, bu asrın zorluklarıyla nasıl başa çıkacağımızı öğreten bir metin aynı zamanda. Bu asrın insanı, ya bak, ne diyoruz ona? Bediüzzaman diyoruz. Zamanının, kendi zamanının bedisi, güzeli. Hoca Efendi bu bağlamda bu asrın insanı ve bize pırlanta eserleriyle bu formülleri açıyor, zenginleştiriyor. Madem ki biz bu asrın insanıyız, madem ki mürşidi kamil olanın yolu kolaylaşıyor, madem ki biz o emaneti taşımaya ehil hale gelebilmek için kendi cehaletimizden kurtulmak, kendi irademizin hakkını vererek adalet dairesinde, merhamet dairesinde kalmakla mükellefiz. Öyleyse o formülleri çıkarıp uygulamak bize düşen şey sevgili Asuman. O Risale-i Nurlardan o kolaylık formüllerini çıkarmak, hem kendimiz için uygulamak hem de insanlığa o formülleri sunabilmek. Ferah fahur yaşamak. Ferah fahur gezmek yeryüzünde. Yasemenlikte gezermiş gibi reftare gezmek yeryüzünde. Kulluk sorumluluğunu taşımak, vicdanımızın sorumluluğunu taşımak, aklımızın sorumluluğunu taşımak. Ama son kertede hepsini Rabbimize havale etmeyi başarabilmek. Hep ona müteveccih olmak, hep kolaylık sırrını araştırmak, hep inne meal usri yusranın içindeki o kolaylık nedir? Onu bulup, onu hayata tatbik edebilmek bizim sorumluluğumuz sevgili Asuman, diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Ben de siz anlatırken hep iyi ki kaynaklarımız var dedim. Gerçekten onlar olmasa hayat çok zor olurdu ama bize formüller veriliyor. Nasıl yaşayacağımız adeta böyle yaşama kılavuzu olarak bize sunulmuş. O kaynaklara hava kadar su kadar aslında muhtacız. Onlarla olan ilişkimizi de yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlattı bana bu derste. Aynı zamanda sohbeti cananlarla olan irtibatımızın da kavi olması, güçlendirilmesi, kuvvetli olması yönünde bir hatırlatmaya vesile olsun inşallah. Allah ebeden razı olsun sevgili ablam. Bu arada ben yeniden bir ders daveti yapma ihtiyacı hissettim burada. Genelde soruyorlar Emine ablamızın derslerine nasıl katılabiliriz diye. Emine ablamızın YouTube sayfasından eğer bakarsanız orada geçmiş derslerin kayıtlarını da bulacaksınız. Her pazartesi, çarşamba Türkiye saatiyle 22'de derslerimiz canlı yayınlanıyor. Buradan da açık bir daveti yenilemiş olayım.
Tekrar bizi dinleyenlere teşekkür ederiz sevgili ablam. Vaktiniz için Allah razı olsun ebeden. Varlığınız rahmet oluyor bizlere. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir konuyla görüşmek üzere.